Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, Elazığ koşularımızda sizlerle tekrar beraberim. İstanbul'u yorumladım, Elazığ'ı yorumlamamıştım. İş yerinden sizlere sesleniyorum. Evet, 8 koşulu bir programımız var. 1. dörtlü ganyan, 7 plase, 1. üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler çıkarttık, notlarımızı da aldık. Altılı ganyanımız 3. koşudan itibaren start alacak. 2 tane banko adayım var. Orada da ikili deneyeceğimiz safkanlar var sevgili dostlar. Banko adaylarım 5. koşu ve 6. koşuya tekabül etti sevgili dostlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Hani banko çıkacak safkanlar var. Tamam, o çok at yazdığım yerlerde, yani 3 at, 5 at, bazı yerde 6-7 atımız var. Yani orada da banko değerlendirecek safkanlar var ama ben pek güvenemedim. Tercih size bırakacağım. Banko değerlendirdim. 5. ve 6. ayakta rakip hanesine önerdiğim safkanları, bunları yazıp başka ayaklarda bankoda değerlendirebilirsiniz. Bunları da dile getireyim sevgili dostlar. Evet, bu arada dün verdiğimiz kurgu tutmuş oldu sevgili dostlar. Kurgumuz birazcık yüksekti ama Günaydın, hoş geldiniz. Direnç. Şey gördüm lan. Tamam, gördüm abi. Böyle abi. Sağ ol. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar, özür diliyorum. Müşterilerimiz geldi. Evet. Evet, 1. koşuyla start verelim sevgili dostlar. Evet, 1. dörtlü ganyanımız saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde bir mailing koşuyla 9 safkanımız yer alıyor. 1, 8 ve 9 nol safkanlar ekürü. Benim burada 2 at tutuyorum. Bu piste ilk defa gelecek. Yarış hayatı İstanbul'a başlayıp Kocaeli'de 2 yarış gördü. İlk defa Elazığ'a geliyor. 3 nol Karabjar, Ferit Yardımcı tercihinle ilk şanslı safkanım. 2. atımda 6 nolun safkanımız İsa Akyoğuz'da. Yani 3 ve 6 burada yeterli olacağını düşünüyorum. Hatta en normal ikili 3-6 alabilirsiniz. Ya da sıralı 3-6-6-3 girerek bir ikili deneyebiliriz. Bunu da üstüne basarak önereceğim. Ben deneyeceğim sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. Evet, 2. koşumuz 7. plase ve 1. üçlü ganyanımız burada start alacak. Şartlı 2 dişlere mahsus bir koşu. 1100 metre kumda mücadele verecek. 9 safkanımız yer alıyor. Evet, benim burada Yağmur Güzeli Ferit Yardımcı'yla gerçekten bir koşu koştu. Yarış hayatına gerçekten çok sükseli bir başlangıç yaptı. Elazığ'da 1100 metre kumunda. O zaman Gömeç gerçekten çok favoriydi. Gömeç de ilk yarış hayatında mağlup etmesini bildi. Hatta bayağı da fark attı sevgili dostlar. 12-13 boy gibi bir fark attı. Yine Ferit Yardımcı'yla ikinci birinciliğine uzanma çok çok yakın. Bunun akabinde bunun arkasına 1 ve 3 nolu Sima Nur'u bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. Bunu da önereceğim. İkili olacak. Evet. Sağ ol abi, buyur. İstanbul'da
Şöyle geri verim abi. Sağ ol abim, size de. Evet arkadaşlar, üçüncü koşumuza geçelim. Üçüncü koşumuz, altılı gayemiz burada start alacak. Bir maiden koşu, iki yaşlı İngilizlerin 1100 metre kumda mücadele verecek. İlk defa start alacak safkanlarımız var. Yarış hayatlarında iyi başlangıç yapan, son koşularında ikinci, üçüncülük elde eden safkanlarımız var. Gerçekten birinci altılı gayem, yani altılı gayemiz İlkay'a biraz zor gibi görünüyor. Benim buradaki sıralamam bir başta olmak üzere Altın Sima, Halil Altundağ'la etkili bir koşu, Hasan Altundağ'la etkili koşmasını bekliyorum. İki nolu safkanı Ferit Yardımcı'yla ilk defa piste çıkıyor. Dikkat, mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 5 nolu safkanımız, o da son yaptığı üçüncülüğü gayet başarılı Şanlıurfa'da ilk defa bu piste geliyor. Diyarbakır'da yarış hayatına başladı. Ankara Çivi'nde bir yarış gördü. Sonra Şanlıurfa'da 1200'lü üçüncülük Necim Altın'la mutlaka değerlendireceğiz. Altınoğlu safkanımız Hasur'un dönüşü Yunus Çelikbaş'la. O da iki yarış gördü Diyarbakır ve Şanlıurfa'da. Etkili koşacaktır. Sonradan 8 nolu safkanımız da Caner Tepe ile etkili koşmasını bekliyorum. Elazığ'da iki koşu gördü. Bir dördüncü ilk startı, ikinci startında da gayet başarılı koşarak pistten bir ikincilik elde etti. 8'de es geçmeyeceğiz sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşumuz, beşlik ayarımızı burada start alıyor. Şartlı 4-4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 15 safkanımız yer alıyor. Evet, bakıldığı zaman Into sevgili Elazığ'da 1200'de şartlı 2'de bir mücadelesi vardı. Öyle güzel bir koşu seyrettik ki ondan, yani hatta o günde banko değerlendirip ve de kazanmıştı. Ferit Yardımcı'yla geri kalan safkanlara 15, 16, 20 boy gibi fark attı. Sonra Diyarbakır'da tekrar bir koşusu vardı. Yani Ağbotur kazandı orada gerçekten. Yani beklemediğim bir safkandı. Into yine banko değerlendirdik. Ama Menderes Avşar'la olmadı. Sonra Adana'ya gitti 1400'de. Güzel bir üçüncülük. Tekrar Elazığ'a geliyor. Tekrar Ferit'le buluştu. Bu pistte sevgili olsa Adana'da da Ferit'le start almıştı. Ben Into yani alternatif banko değerlendirecek arkadaşlar, yönelebilir. Çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. 5 nolu safkanım. Ama ben burada 7 nolu Dortmund, 3 nolu King Ayan. Bunlara da çok dikkat. Bir de burada 12 nolu safkanımız var. 399 günlük, neredeyse bir seneye aşkın bir süreden beri start almıyor. Yarışlarına baktım. Mehmet Taşkaya zaten genelde kendi çalıştırıyor. Bu safkan Elazığ'da yarış hayatına mükemmel sükseli bir başlangıç yaptı. Arka arkaya 3 yarışını kazandı. Sonra bir 5. 4. son 2 koşusuna yine Elazığ'da 2. ve 1.likle taşlandı. Sonra araya girdi bu safkan. Ne oldu ne bitti tam olarak bilmiyorum. Eğer bu çıkça yarışı bir dinçlik yarışı yapabilir. Ayağına da seri safkan. İntöye zor anlar yaşatabilir. Dikkat diyeceğim ben. 12 nolu safkanımıza, yani baktım yarışını Kenter yapmış. Rahat tempoda yapmış. Yani cüsseli sağlam bir safkan. Bakalım İnto'ya zor anlar yaşatabilir. Evet, ben burada 5 Into yönelebilirsiniz arkadaşlar. 7, 3 ve 12'de ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Bunu da sizlere önereceğim safkanlar. Evet, 5. koşumuz handikap 15. 1900 metre kumda 4 ve yukarı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. Merhaba abim. Aleykümselam. Evet, benim burada hiç bekletmeden sıralamam 7 başta olmak üzere ekürlerimiz olacak. 7 nolu Ertunga, 5 nolu Zalabeyli ekürü, 1 ve 6 nolu safkanlar ekürü. 7 nolu Ertunga benim ilk tercihim, ikinci atım 6 nolu Efe Ahmet ekürler, ikinci ekürler. Sonra 10 nolu Akdeniz, 3 nolu safkanı Bekir ve de 4 nolu safkanımız Oğlum Tuna. Son olarak da 14 nolu Uzun Yol diyeceğim. Sıralamam 7, 6, 10, 3, 4 ve 14 nolu safkanları ben ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Evet, 6. koşumuz kısa vade altı 1200 metre kumda
3 yaşlı İngilizlerimizin mücadelesini izleyeceğiz. Büyük ihtimalle asabi liderlik isteyecek. 2 nolu Bali kızı, 3 nolu safkanımız ona keza. Yani yarış bayağı bir sürata binecek. Ben bu 3 safkanı ayırmadan kuponumda şans vereceğim. 1, 2, 3 benim buradaki tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet, 7. koşu Banco tuttuğumuz safkanın safkanımızın ilk ayağına geldik. Yani 5. koşu handikap 15 yamak 2 sınıfındaki apprenti arkadaşlarımız at binecekler. 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumda mücadele verecek. Evet, burada Reyhan 5 nolu safkanımız benim burada Banco adayım olacak. Yaptığı Elazığ'da 1600'ü kazandı. Ondan önce 2000 metre handikap 15'te bir mücadelesi vardı. Zabuna zaten o zaman sürdürek favoriydi. O zaman da Reyhan bir İsa Akyoz'a güzel bir yani gelseli sürprize imza atacaktı. 15 küsür ganyanı vardı. Ben bu uygunlaşan bu grupta 4 nolu Reyhan benim Banco adayımdır. Arkası 2 nolu Prenses Sabah ve de 6 nolu Baba Sergen olabilecek rakipler ikili için değerlendireceğim. Bunu da dile getiriyorum. Bankolarınız varsa başka ayakta, yani burada 4-2-6'da geçebilirsiniz. Onu da sizlere önereceğim. Safkanlar olacak. Evet, 8. koşumuz altılı ganyamızın son ayağı. Evet, burada da Banco adayım. Yaptığı son koşusunda biliyorsun 1900'de şartlı 5'te bir mücadelesi vardı. Şimdi mesafe de kısaldı. Çıktı bir beyaz bayrak aynı yarış yaptı. Gerçekten fotoya da çok rahat girdi sevgili dostlar. Ekürüsü de vardı. Baba Mercan da vardı yine. Yani o zaman şartlı 5'te Burhan Sarıdal'la mükemmel bir koşu çıkarttı. Kazanması bile şimdi değişen jokeyde Necmi Altın'la start alacak tecrübeli jokeyimizde. Ben Edmen'in 11 kulvar çekmiş ama sevgili dostlar liderliği ben yine alacaktır diye düşündüm. Tabii ki burada 3 nolu Altın Dere olsun, 10 nolu Mazlum Zülfikar, ayağına seri safkan 1'i Altın Dere 2 kulvar çekmiş, alabilir liderliği. Mazlum Zülfikar 4 kulvar çekmiş, alabilir. Oğlum Kayra 7 kulvar. Ama hep be bakalım, yani liderliği alırsa zaten kimseye kaptırmaz. Ben Necmi ile liderliği almasa da 2. 3.lükte girip virajdan sonra atacağı o güçlü ataklarını ben göstereceğini düşünüyorum. 4 nolu hep be ekürler benim burada Banco adayım olacak. 2. bankom altılı ganyamızın son ayağında olacak. Rakiphanesinde 11 nolu oğlum Recep ve de 7 nolu oğlum Kayra'ya da dikkat derim ben. İkili için değerlendireceğim. Banco geçmeyecek arkadaşlar 11 ile 7'yi de tercih edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, Elazığ programı için aktaracağım safkanlar bunlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız yanınızda olsun daima sevgili dostlar. Evet, Perşembe günü Ankara programımız var. Abimizle yine bir şeye girdik. Bakalım, güzel bir tane bankomuz var. Sürpriz kıvamında bir banko değerlendirirsek güzel ikramiyeyle ulaşacağımızı düşünüyorum. Dünkü Ankara programını biliyorsunuz, yani verdiğimiz kurgu tuttu sevgili dostlar. O kurgu doğru oynayan arkadaşlar, hatta 5. ayakta Altınoğlu safkanımızı biliyorsunuz ben kafada verdim 12 küsür ganyanlar, çünkü onun çok ekmeğini yedim. O yüzden orada bana bayağı bir tebrik mesajı geldi. Abi diyor, kafada verdin Altınoğlu safkanımızı. Yani güvendiğim safkanları biliyorsunuz her zaman kafada öneriyorum. Sonra rakiphanesindeki safkanları sizlerle paylaştırıyorum. O gün de ya safkan günündeydi. Bizim de şansımız yanımızdaydı dün için. İkramiyemizi doğru tahmin yaparak kurgumuzu kazanmış olduk. Kazanan arkadaşlara buradan da tebrik edelim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Hoşçakalın.